Evet. Bu arada kaç gün oldu? Aynı şeyler yiyelim bu arada. Şu Birazcık anda pastaneden değişik şeyler değişik aldım. şeyler aldık. Ondan sonra Neslihan burada. Tatlı yaptım. Sütlü tatlı var. Sütlü Beybelle tatlı, geldi beybelle, çaydan. Pakora var. pakora. Yani Şu biraz şeyler değişikli şeyler de, var. bunlar da böreğe benziyor ama ne artık bilmiyorum. Dünkü kalan şu var. Hurma var. Meyve suyu var. Bugün Su. meyve suyu aldım. Selamünaleyküm. Günaydın hepinize. Hayırlı cumalar diliyorum. Cuma günü bugün biliyorsunuz. Sahura kalktık. Şimdi hemencecik pilav yapacağım. Yoğurdumuzu aldık. Dün akşam yemek yapmıştım. Şöyle sebze yemeği. Yemeğim var. Onun dışında zaten yukarıdan da yemek gelmişti. Patatesli etli yemek gelmişti. O var. İstersek yumurta da yapabiliriz. Ama yumurta çok su satıyor. O yüzden yapmayacağız. Öyle. Ramazan'ın ilk cuması da gelmiş oldu. Geriye 3 cuma kaldı. Ramazan'ın cumaları çok kıymetli oluyor. Çünkü zaten sadece 4 cuma görüyoruz Ramazan'da. Değil mi? Sonra Ramazan'a elveda yapacağız. Ya ilk önce gelince Daha geldin yeni. sen, daha yeni başladım, o sen elveda da geldin. Ne Burada yapıyorum aklıma sen? neler neler geliyor. Böyle Ne bir şey. yapayım? Ya tamam ya, bir şey İnsan olmaz. daldı gidiyor. Aklına neler neler geliyor. Tamam, bir şey olmaz ya, inşallah. Bu Ya bir ayı bakar mısın alıyorum. o kıyafetler benim gözüme takıldı. Bak o salondaki kıyafetleri göster. Gözüme takıldı. Nerede? Görmüyor musun kıyafetleri Rana? Nerede ne? Bu kıyafetler. Evet. Ne oldu bunlarda? Muhammed Emre'nin işi. Tamam, bir şey olmaz ya. Çocuk böyle oynuyorlar. Oynuyorlar. Sürekli sürekli o böyle küçük dolap şunu açıyor, bütün dolapları kıyafetleri çıkarıyor içerisinde. Deli ediyor beni. Bunun içerisine Muhammed Emre'nin kıyafetlerini koyuyorum artık. Tamam. O da oynuyorum ya. Bir şey olmaz. Tamam, sana kolay gelsin. İyi günler sana. Günaydın. Günaydın. Günaydın çocuklar. Evet, ben sahur falan yaptıktan sonra ondan sonra Rana namaz kılmaya gitmişti. Ben de birkaç işimi halledip uyumuştum. Muhammed Emre, günaydın. Günaydın. Ay, yürümezsin. Kıvırcık saçlarına kurban olurum be. Berto. Berto. Efendim. Frozen de taktı şu şey işine ya. Böyle böyle yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Neyse, bizler uyandık şimdi. Benim miniklerim uyandı. Arit Fatma bugün daha da iyi ama biraz daha ateşi var. Görüyorsunuz yüzünü. Hani? Aço. Abi bu da çok iyi. Dediğim gibi Arit Fatma biraz daha iyi ama biraz ateşi var daha. Bir de boynum falan ağrıyor diyor. Hani normal ateşte olması. İlk önce tabii ki de Sûre-i Rahman açtık. Ondan sonra şöyle İslamik bir kartun, yani İslamik bir çizgi film açtık. Öyle Rana ütü, hani kıyafetlerini, birkaç kıyafetin ütü yaptırması için dışarıya vermişti. Kuru temizlemeye. Onları almaya gitti. Çünkü o ütüleri ben çok zor yapıyorum. O Pakistan kıyafetlerini yapamıyorum. Daha doğrusu bende kırışıklık oluyor. Hani giyince de acayip oluyor. Onu almaya gitti şimdi. Bugün biliyorsunuz cuma. Namaz kılmaya falan gidecek. Hani Pakistan'da geleneksel kıyafetlerini falan giyiyor herkes cuma günleri. Onun dışında süt al dedim gelirken. Bugün şey yapayım. Sütlü tatlı yapayım. Belki sandviç yaparız. Bakayım bir sorayım, hani yerler mi çocuklar, iftar saatinde yer ana ister mi? Ona göre bir bakalım. Muhammed Emre. Ney? Ney bu ribat? Çok saldırgan oldun sen ha. Evet biliyorum, ayağına vurdu senin. Muhammed Emre. Ney? No. No. Bu ribat, bu ribat.
Bak bak bak. Ama beni başlar gel. Gözüne bak da tamam mı? Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. Çayım oldu. Burada da Rana var. Rana da hazırlandı. Cuma namazına gidecek. Muhammed Emre, sen de mi namaz kılmaya gidiyorsun? Aferin sana. Aferin. Burada mı? Gider. Evet, Pakistan'ın geleneksel kıyafeti bu. Herkesin giydiği kıyafet. Diğeri bak de orada diyorum, askıda. Bak diyorum, bu sen al. Ben diyorum, bende var. O zaman diyorum, ben çıkarım. Onu sen tak, o şeyi yeşili. O ama sana daha çok yakışıyor. Tamam, şimdiden Allah kabul etsin. Neden gidiyorsun, beni de al diyor. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Kızlar namaz kılıyorlar. Muhammed Emre de sağ olsun onları kızıştırıyor. Onlara vuruyor. Saçlarına çekiyor. Üstlerine oturuyor. Muhammed Emre! No! No! Muhammed Emre idra. İdra o? İdra o? Ne? Para şabetta ne? Bu arada evi şu anda boş veriyorum çünkü... sütlü tatlı yapmam lazım ve bulaşık falan var. Ev şu şekilde sadece dağınık. İlk önce mutfağı halledeceğim. Çünkü genelde hep şeyi hallediyorum. Hani dağınıklığı hallediyorum. Ondan sonra iftar biraz geç hazırlanıyor. Daha doğrusu ben aslında çok fazla bir şey yapmayacağım. Ama yine de mutfak sonra geçe kalıyor. O yüzden ilk önce mutfağı halledeceğim. Ondan sonra evin dağınıklığını toplayacağım. Burada birazcık Hindistan cevizi böyle suya koydum. Bardağın içerisine. Neyi? Burada da böyle kuru üzüm koydum. Ay gösteremedim, kusura bakmayın. Kuru üzüm ve Hindistan cevizi süt tadının içerisine atmak için. Tamam, o zaman başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi mutfağımı temizledim. Şöyle bulaşıklarımı yıkadım. Bu arada hemencecik artık sütlü tatlı yapmaya başlayacağım. Daha sonra dağınıklığı halledeceğim. Dağınıklık da süper gerçekten gözüküyor. Evet, Rana da şimdi geldi. İftar için meyve suyu almış şöyle. Yapma Muhammed Emre. Burada da pastaneden aldığı birkaç şey var. Onları size daha sonra gösteririm. Muhammed Emre'yi direkt kova bas. Muhammed Emre'yle uğraşıyorum gerçekten. Şimdi başlayalım o zaman sütlü tatlımızı yapmaya. Zaten hepiniz hemen hemen biliyorsunuz nasıl yaptığımı. Çok kolay yani. Hani hiç de zor değil. Bu arada benim tencereme neden laf ediyorsunuz kız? Neden laf ettiniz benim tencereme? Ne var bunda? Düdüklü tencerede süt kaynatıyor demişler. Gülmüşler bana. Alay olmuşum bu konuyla ilgili. Vallahi bunun kapağı yok. O yüzden kullanıyorum. Benim için hiçbir problem yok. Yani benim için olmayınca sizin için de olmamalı bence. Ki gayet eşimi görüyor. Hiçbir şekilde bir problemi yok. Yıkıyorum, kullanıyorum. Evet. Şimdi o zaman ben kavurmaya başlıyorum. Size biraz biraz göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle kavurmaya başladım. Bunu biraz böyle kokusu çıkana kadar hani şu şehriyelerin kadayıfların kokusu gelene kadar biraz kavuracağım. Ondan sonra biraz içerisine ne kadar artık tatlı olarak yiyorsak tadını ayarlayacağım. Şeker atacağım. Ondan sonra sütümü atacağım. Burada böyle 1,5 kilo sütüm var. Burada Hindistan cevizim var. Burada kuru üzümüm var. Böyle. Açıkçası hani çok sıkılmayın diye de çok fazla göstermiyorum size. Hani böyle hemen hemen geçiyorum. Görüyorsunuz içerisine sütümü, şekerimi falan ekledim. En sonunda da o içerisine atacağım. Kuru meyveleri ekleyeceğim. Ve şu anda ben de diğer dağınıklığa geçiyorum. Çünkü ev çok dağınık gerçekten. Çocuklar her yeri her yerine getirdiler. Yani bir oraya bir buraya onu at bunu at. Gerçekten de çok kötü oldu evin hali. Bakar mısınız halının altına şey yapıştırmışlar. Hurma. Muhammed Emre ya. Of. Of. İstemiyor mu bunu giymek? Neden? Ne var bunda? Hiç yani üstüne bir şey giydirince hiç giymek istemiyor. Nasıl bir çocuk bu ben anlamadım. Çok sıcaklıyor. Hava sanki çok sıcakmış gibi.
Hareketlere bak, hareketlere. Şu tarza bak. Şimdi gördüğünüz gibi tatlımız hazır. İçerisine diğer meyveleri de attım. Bu kadar. Evet. Bu arada kaç gün oldu? Aynı şeyler yiyoruz bu arada. Birazcık pastaneden değişik şeyler aldık. Değişik şeyler aldık. Ondan sonra Neslihan burada tatlı yaptım. Sütlü tatlı var. Beybele geldi. Pakora var. Yani şu biraz şeylerde, değişikli şeyler var. Bunlar da böreğe benziyor ama ne artık bilmiyorum. Dünkü kalan şu var. Hurma var. Meyve suyu var. Su. Bugün meyve suyu da aldım. O yüzden de Neslihan biraz temizlik yaptım. Ama bu ikinci temizlik oldu. Şu anda bunu bakın. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ağzımda ver. Bakın. Ver. Kızlar. Abdest alıyorum. Bakın. Hem de ne yapıyorum. Arif Fatma'da abdest aldım. Elhamdülillah soframızı kurduk. Görüyorsunuz yine birçok çeşit var. Rabbimin verdiği nimetlere binlerce şükürler olsun. Sandviç var. Çocukların en sevdiği. Bu sandviçi çok seviyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Sütlü tatlı var falan işte. Az önce de bahsettim. Şimdi bir ezan olsun, ondan sonra başlayın lütfen. Biz Müslümanız. Muhammed Emre. Evet. Peçetelerimiz de var. Hemen bir saate bakayım. Bir dakika, ben bir saate bakayım. Sadece 2 dakika var. Sadece 2 dakika var çocuklar. Şükür elhamdülillah, görüyorsunuz yine bugün de oturmak nasip oldu, iftarımızı yapmak nasip oldu. Umarım sizler de bizim Ramazan videolarımızı severek izliyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur, böyle ümit ediyorum. Ve elimizden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyoruz zaten, biliyorsunuz. O zaman bugünkü videomuzu da burada kapatmış olalım. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.